Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yazlık çantamızın yapımını tarif edeceğim. Umarım iplerinizi, her şeyinizi hazırlayıp sizler de benimle birlikte örersiniz. Bakın rengarenk, her rengi ayrı bir güzel oluyor çantaların. Yazın plajlarda, dışarıda, her yerde kullanabileceğiniz çok güzel çantalarımız. Bu da lacivert olanım. Hepsini size göstermek için şöyle getirdim yanıma yine. Bunlar şöyle yanımızda kalsın. Bir tane başlangıç olarak bir tane hazırladım ama size sıfır baştan başlayacağız. Kuplarımız boncuk kuplardan. Hepinizin bildiği gibi her yerde bulunan kuplardan. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar ipimiz pamuklu makrome. Fakat ben pamuklu makromemi kilo işi alıyorum. O yüzden ne kadar gittiği konusunda bazen yazıyorsunuz ama onu özellikle belirtmiyorum. İpinizin kalınlığı, inceliği fark ediyor. Bu sabit bir sayılarda olduğu için atıyorum ince bir ipten olursa bir bobin gider mesela bir çantaya. Fakat benimki kalın. Sizinki kalın olmayabilir. O yüzden 300-400 gram mesela benimkinde ip gidiyor. Tığım 4 nohutu. Siz ipinize göre yapın demek istiyorum. Anlatabildim mi? Şimdi benim tığım 4 nohutu, ipim makrome, kalın makrome ipim. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar orta yerinden başlayacağız ve size sıfırdan bitene kadar çantamızın kulpunu takarak nasıl yaptığımızı hepsini göstereceğim. Biraz açık renk tercih ettim. Sizler daha rahat göresiniz diye. Bu şu çantalarımızın renkleri zaten bunlar bitmişti. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar 1 2 3 4 şu önümüze gelsin ki ipimiz beyaz masamızda ipimizden belirgin olsun. 5 6 7 8 şu başlangıçta 8 tane zincir çektim arkadaşlar. Mil üstümü alıp diğer ucuna bir kafes şeklinde İkili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Yani şu orta yerini yapacağız. Çantamız ortadan yapılıyor arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri dönüp mil üstümü alıp hemen 1, 2, 3. zincire şuraya tekrar ikili trabzanla bir kafes daha yaptım. Bu kafesi 11 tane yapacağız. 5 zincir çekip geri dönüyoruz. Hemen buradaki 3. zincirimize, yani zincirin tam ortasına ikili trabzanımızı yapıyoruz. 3 oldu. 5 zincir çekip geri döndüm. Mil üstümü aldım. Şu şekilde kafes yaparak, normalde zincirin üstüne kafes yapıyorlar ama o zincirin üstüne yapıldığı zaman zincir birazcık geriyor. Bu sefer üstü bol, altı dar oluyor. Ben sevmiyorum öyle başlangıçları. Eğer ki kafesle herhangi bir şeyimiz olsa bile arkadaşlar, bu kafes yaparak başlangıcını yapmak daha mantıklı geliyor bana. Hem de yaparken ölçümünü daha güzel alabiliyorsunuz. 5 zincir çekip diğer zincirimizin ortasına mil üstümden aldım. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 11 tane bu kafesten yapıyoruz. Geri dönüyorum. Beş zincir çekip geri dönerek iki mil üstü alarak, pardon, tek mil üstü alarak ikili trabzanla 3 4 5 6 7 8 9
kameramız biraz beni engelledi. Bir saniye arkadaşlar. Evet. 10'uncuyu yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 tane. 11 tane kafesimizi yaptık. Yani şurayı yaptık arkadaşlar. Şu tam çantamızın orta yerinden başlanıyor bu çantamız. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip şuraya. Şimdi böyle dolanacağız etrafını sürekli. Hemen ilmeğin başına kafesimizin bir kafes yaptık. Pardon, iki zincir çekip diğer kafesin başına şöyle iki zincir aralar. Hep iki zincir burada arkadaşlar. Kafes yaparak devam ediyoruz. Tane kafesimiz önce bir yapıyoruz. Evet, şu 10 tane kafesimizi ikili zincirle aralarını yaptık. Bir tane kafesimiz kaldı. Şimdi bu kafesimizi ortasını şu şekilde aralarını bir zincirle trabzanla dolduracağız. Aralarda bir zincir. İpi de içinden yürüteceğim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Yani şunlarla birlikte 10 tane olacak. Şimdi göstereceğim size. 1, 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 2 litre trabzanla boşluğun içini dolduruyoruz. Kere de çekiyoruz bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane daha yapıyoruz. 9 boşluğun içine doldurduk. Bir zincir çekip hemen kafesin direğin başına 10'uncuyu yaptık. Yani arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane olacak burası. Bu ortaya böyle. Şimdi tekrar iki zincir çekerek bu tarafa doğru geliyoruz. Aralarda iki zincir çekerek şu başa kadar geldik. Burası, burada bir şey yapmıyoruz. Burası düz. Yani çantamızın şu ağız kısmı şurası. Şu şekilde. Şimdi tekrar bu başlarda 5 zincir çekerek geri dönüyoruz. Mil üstümüzü alıp diğer kafesimizi yaparak tekrar 2 zincirle aralarda devam ediyoruz.
10 tane kafesimizi yapıyor. Arkadaşlar bu 10 kafesimiz şu sıraya. Şuraya gelene kadar şu 10 kafesimiz, yani bu 10 ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burayı hiç kaybetmeyeceğiz. Şuralara gelene kadar, yani şurada göstereyim size. 10 tanesi şu çizgiye gelene kadar burası hep sabit duracak arkadaş. Şurası hep 10 olacak. Burada işlem yapılacak. Bu tarafta. Bu 10'u hiç unutmayalım. Onu kaybetmeyelim yani. Zaten bitene kadar göstereceğim için anlayacaksınız şimdi ne demek istediğimi. Şimdi 10'uncuyu da yaptık. Şimdi aralarda 2 zincir çekerek bu yaptığımız 10 tane trabzanların tam başına gelecek şekilde, tam başlarına gelecek şekilde aralarda 2 zincir çekerek trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 zincir çektim, mil üst aldım. Hemen trabzanın en başındaki deliğe batıyoruz. Şu aralara değil arkadaşlar, boşluğa da değil, tam direğin başına. Evet. Döndük, geldik. Şimdi 10 taneyi yaparak, bakın şurası demiştim, şurasını çizgi olarak belirleyin kendinize. Şimdi araları 2 zincirle çektik. Direkt 2 zincirle çantamızın uç kısmına doğru gidiyoruz. Bu arada videomu beğeniyorsanız arkadaşlar beğeni düğmesine basmayı unutmayın. Onlar da bizim için çok önemli biliyorsunuz. Sizlere daha güzel faydalı olabilmek için videolarımızın beğenileri ve abone olmanız bizim için önemli. Bunu belirtmek istedim. Beğendiyseniz lütfen beğeni düğmesine tıklayabilirsiniz. Tüm videolarıma, sadece bu videomu değil. Şimdi arkadaşlar geldik sona tekrar. Yine 5 zincir çekip, pardon, burada 5 zincir çekmiyoruz. 2 3 zincir çekip geri döndük. Şimdi bir sıra dolgumuz var. Bakın şu, yani şurası 1 2 3 4 5 taneden sonra, yani şu şekil aldıktan sonra bu sıramızı dolgu yapacağız. Yani şu sıramızı aradaki. Bunu nasıl yapacağız? Bu aralarda iki tane boşluğuna bir tane ilmeğin başına mil üstü alıyoruz. Zincir falan yok aralarda. Mil üstü alıp trabzanla iki boşluğa bir tane başına. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim püf noktalarım bunlar. Çantamızın düzgün durması için bazı sayılarımız denk gelmeyebilir. Mesela ben her çantamızı yaparken de sizlere belirtiyorum. Şimdi bunu yaparken iki tane sabit, illaki içlerini iki tane bir kafasına yapmayacağız tabii ki. Şöyle, şimdi gidiyorum değil mi? Yaparken bir baktım burada bir, hani burası birden zincirin kafesin üstüne dolgu olduğu için birden baktım bir marulluk var. Ne yapıyoruz o anda arkadaşlar? Hiçbir sayınızı kaybetmezsiniz. Mil üstünüzü aldınız. Çünkü burası 10 tane sabit ya. Mil üstünüzü aldınız değil mi? Araya bir tane yaparım. Ve oradaki bolluğu, gevşekliği kaybetmiş olurum. Şu şekilde. Bakın hiç abes durmuyor ve önemli olan çantamızın düzgün durması, örgümüzün düzgün durması. Şimdi iki tane yapıyorum. Yani orada illa iki tane oldu, ben de iki tane yapayım. Yapmanıza gerek yok. Zaten burası 10 tane sabit.
Şurada zaten belli olacak son şeyde, kafesimizde. Yine iki taneyle gidiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi burada bakacağım şimdi. Bakın bir marolluk oluşacak. Gördünüz mü? Bak şöyle şu tarafa doğru gidiyor. Bu marolluğu kaybetmek için hemen arada bir tane daha yaparsam, yani araya iki değil de bir tane doldurursam yeterli. Şimdi son yere geliyorum. İki tane aralar, bir tane trabzanımızın başına bakın. İki tane kaldı. Yani 10 taneyi burada doldurdum. Evet. Şimdi döneceğiz. Bakın burada iki yerde rahatlatmak için bir şurada, bir şurada araya bir tane doldurdum. Ha burada zaten kafes yapınca bu aradaki gözükmeyecek. Zaten bu kafeslerin üstüne kafes gelecek şu şekilde arkadaşlar. Zaten 10 tane kafesimi yine kuracağım ben onun içine. O yüzden hiç önemli değil. Şimdi bu köşe yerleri, yani şu dönen yerleri hepsini ama. Burada bir şey yapamayacağız. Çünkü zaten dönüyor. Araları bir tane yaparsak germe olur. İki tane aralara bir tane başına, iki araya bir başına. Burada bitene kadar devam edeceğiz. İki tane boşluğa, bir tane başına. İki tane boşluğa, bir tane başına. Şu tarafta yaptığımız işlemi bu tarafa da şu sona kadar da geliyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar gelelim tekrar. Şu şekilde. Evet, başa kadar geldik değil mi arkadaşlar? Bakın ne kadar düz oldu. Şimdi o aralarda bir fazlalık olsaydı buralar biraz marollu duracaktı. Çantamız çirkin duracaktı. Bazı arkadaşlar da Instagram sayfalarında bu modelden görüyorum. Oralarda o şeyi de fark ediyorum. O sık yaptıkları için bir marullaşma, bir çirkin durma falan şey oluyor. Bakın şimdi arkadaşlar, dümdüz güzel bir şeyimiz oldu. Orta yerimiz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip geri döndük. Şimdi bunun arkasına her birin başına, yani şuraya hizaya gelecek şekilde arkadaşlar, şu 10 tane kafesimizi unutmayacağız demiştik. Bu 10 kafesimizi şuraya kadar kuralım. Hepsinin tam üstüne denk gelen yerine. Bakın burada bir tane yapmıştık. Bir delik atlıyoruz o yüzden. Burada iki delik atlayıp üçüncüye. Bakın kafeslerimizde de, bak burada bir tane yapmıştık. Burada da bakın hiç kafeslerimizde de bir değişiklik yok arkadaşlar. Önemli olan çantamızın muntazam düz durması. Onu arada kaybederiz yaparak. Onlar da örgülerimizin hep püf noktaları aslında. İlla verilen sayıyı yapacağız diye bir şey yok. Elinizde nasıl düzgün olduğunu görerek yaparsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Bütün örgülerinizde. Çünkü seninki bana benzemez, benim zincirim sana benzemez. Bakın şimdi geldim buraya. 10 tanemi kurdum, değil mi? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanemizi kurduk. Şimdi arkadaşlar şuraya aralar hep bir zincirle mil üstümüzü aldık. Hemen yanındaki deliğe. Bir zincir çektik. Hemen yanındaki deliğe, fakat burada 3 tane yan yana, hep aralar bir zincir. Bir zincir tekrar çekip arada bir boşluk bırakıp tekrar 3 tane daha yan yana yapacağım. Aralar hep tek zincirli.
Trabzanlarımızı 3 tane önce yan yana, bir tane boşluk bırakıyorum. Çok sık gidersek dediğim gibi orada bir potluk, bolluk olur. Onun için arada bir tane boşluk yapıyorum. Şu şekilde yani. Arada bir tane boşluk, 3 tane yan yana. Aralar tek zincirli arkadaşlar. Şurada da göstereyim. Bakın. Şurası. Ben bu modeli böyle yaptığım için hani kendimce bir şey yaptım. O da çok güzel durdu. Yani o her araya, her sırasına yapmıyorum. Bir boşluk bırakıyorum. 3 tane yapmıştım. Bir boşluk bırakıp diğerine trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İkinci yanına hemen trabzanımı yaptım. Tek zincir çektim tekrar. Hemen yanındaki yere 3 tane yan yana yaptım. Şimdi bir boşluk bırakıp şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Siz benim yaptığım gibi yaparsanız hani anlamamazlık, anlaşılmamazlık olmasın. Şu şekilde bir zincir çekip 3 tane yan yana, aralarda tek zincirle yapıyorum trabzanlarımı. Sonra bir boşluk bırakıp diğerine. Şu 10 tane, yani şuraya gelene, pardon, şuraya gelene kadar şurasını yapıyoruz. Bak şu 10 tane, hep söylüyorum ya, 10 taneden sonrasını yapıyorum. Farkındaysanız. Bu 10 tane zaten sabit. Bir boşluk atladım yine. Hemen yanına. Bakın burada şimdi ne olduk? İki tane denk geldi şunun yerine. Ya da bir tane daha yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Fakat bunu yaptığınız zaman diğer çantanızın diğer tarafını da aynı şekilde yapın. Olur mu arkadaşlar? Şimdi buraya iki tane denk geldi. Tam bu çizginin ortasında. Yani şuraya zaten 10 tane kafesimiz var. Ama bunun yanına bakın. Hemen şurada, ha buraya yapmışsınız, ha şuraya, bir tane hiç belli olmuyor diye yanına bir zincir çekip yanına hemen bir tane daha yapıverdim. Yani şurayı bozmadım. Şimdi iki zincir çekip bir boşluk bırakıp 10 tane kafesimi buraya yapacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın. Çantamız zaten buradan büyüyor, buradan arttığı için bakın şu şekilde. Şimdi sona kadar geldim. Arada kaç tane yapmışsam o kadar delik atlayıp diğerine trabzanımı yapıyorum. Evet. Şu şekilde. Bakın yine 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu sırayı kaybetmiyorum arkadaşlar. Şu sırayı. Bakın şurayı. Şuradan şu 10'u hiç kaybetmiyorum. Şimdi arkadaşlar, dolgudan sonra aralarda 3 tane kafes var. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bundan sonraki 2 tane kafes, yani bir tanesini yaptık zaten. Bundan sonraki 2 kafesimiz hiçbir değişiklik yapmadan aralar, hepsinin arası ikişer zincirle buraya geliyoruz, gidiyoruz, tekrar geliyoruz, gidiyoruz. 2 sıramızda aralar 2 zincirli olacak. Bunu 3 sıraya çıkartalım. Yani aralarda tek zincir yapmayacağız. 2 ile 3'ün araları hep 2 zincir. 2 sıra gidip gelelim şimdi. Evet arkadaşlar, 3 sıra araları 2 zincirle komple gittim. Bakın.
Yine dediğim gibi bu son sırada değil ama son sıra kurtarmaz. Çünkü son sıra gerir yani iki zincir olması lazım. Şu ortadaki sırada da arada tek zincir falan çekebilirsiniz. Yine potluk olmaması için oluyorsa dahi çekebilirsiniz. Ama aralar iki zincirle şu şekilde döndük geldik. Şimdi ikinci dolgumuzu yapacağız. Zaten ikinci dolgudan sonra da çantamız şu şekilde dolgudan sonra dört tane kafeste bitecek zaten. Şimdi arkadaşlar burada dolgumuzu şu yani şurayı unutmadık değil mi? Şurası 10. Buraya kadar şurada yaptığımız gibi aralarda 2 birlikte yapalım. 3 zincir çekip geri döndük. 1 2 tane trabzan örüyoruz. İlmeğin başına tekrar bir trabzan daha aralar. 2 tane trabzan. Bir de ilmeğin başına ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 10 kafesin içine şimdilik. Bakın burada bir potluk olacak dolgu üst üste geldiği için araya bir tane yapıyorum şu an. Sonra başına 2 tane araya bir tane ilmek başına. Bir tane yaptım bakın bu arada. Şuraya yaptım. İki boşluğa trabzanlarımı ördüm. Bir de başına yaptım. Boşluklara iki tane. Bakın şimdi 10 tane yeri doldurmuş oldum, değil mi arkadaşlar? Şuraya falan bakmayın. Üstü yaptığın zaman düzelecek orası. Bakın. Çok düzgün bir şekilde çıkarttık arkadaşlar. Şimdi şu 10 taneyi yaptık, değil mi? Şimdi burayı komple aralar 2 tane bir de boş şu ilmek başlarına. Yani burada 0'a 0. Sonra burayı da şuraya yaptığınız gibi arada tekli yaparsanız buraya kadar geleceğiz şimdi. Şimdi boşluklar hepsi dolgu olacak. İki tane aradaki boşluğa bir tane tepe başına. İki tane boşluğa bir tane ilmeğimizin başına yani direkt başlarına. İki tane boşluk bir direkt. Şu şekilde bütün ilmeklerin içini iki tane içine bir tane direkt başına doldurarak buraya kadar şuradaki işlemin aynısını buraya kadar tekrar geleceğiz arkadaşlar. Sonra geri döneceğiz tekrar. Buraya kadar gelelim şimdilik. Arkadaşlar şimdi sona kadar geldim tekrar. Bakın çok güzel oldu çantamız. Şurada da arada tekli yaptım. Kiloş gibi olmaması için düzgün bir şekilde durması için çantamızın. Şimdi 5 zincir çektim. Geri döndük. Yani artık 4 zırh kafes yapıp çantamız bitecek arkadaşlar. Dolgu yerlerimiz bitti. Fakat işte önemli olan aslında bu çantanın püf noktası şu dolguların bir üst sırasına yaptığımız şu yuvarlak yerdeki yerimiz. Şimdi bunun üstüne de şuradan itibaren kuracağımız önemli. Burada üçlü üçlü yapmıştık. Hani aralar tek zincirli hatırlarsanız. Burada da şu 10 taneden sonra
İki tane yan yana bir boşluk bırakacağız. İki tane yan yana. Yani şuradakinin şuraya ikilisini yapmış olacağız. Şimdi göstereceğim onu da sizlere. Anlamışsınızdır umarım orasını arkadaşlar. Şimdi 10 tane bu kafesimizi bir yapalım. Aralarda iki zincirle 10 tane kafesimizi önce bir yapıyoruz. Karışmaması için söylüyorum arkadaşlar bu 10 zincirimizi sürekli. Evet, 10 tane olmuş benimkisi şu an. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir, 10 tane kafesimi yaptım. Şimdi şu şuraya gelene kadar, yani şu hizadaki şuraya gelene kadar nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Aralar tek zincir yan yana. İki tane yaptık. Şurada üçlü yaptık. Burada ikilisini yapacağız. Aralar tek zincir, bir boşluk bırakıp aralar yine tek zincir hemen yanındakine. Yani iki tane yan yana bir boşluk, iki yan yana bir boşluk. Üstlerde birer zincir olacak. O kadar. Bu üstündeki örneğimizde kurma yerimiz bu kadar arkadaşlar. Yani şu şekilde göstereyim. İki yan yana bir boşluk, iki yan yana bir boşluk. Şuraya gelene kadar, şu hani 10 tane yerimiz var ya, şuraya gelene kadar arkadaşlar bu şekilde gideceğiz. Bakın. O zaman çantamız hem çok karar geliyor ve çok da muntazam şekilde duruyor. Yan yana yaparsak çok boğulur çantamız. Orasında bir marulluk oluşur. Peki bu sefer de her araya boşluk bırakırsak orası gerilir. En güzeli ilk sıramızda çok da belli olmayan şekilde böyle yapmayı denedim. Bir boşluk bırakıp aralarda zincirlerimiz hep tek. Pardon, hemen yanına yapacaktım. İki tanesi yan yana, bir tane boşluk bırakıp tekrar iki tane yan yana ikili trabzanlarımızı aralarında bir zincirle yapıyoruz. Buraya bir tane daha yan yana geldi arkadaşlar. Çünkü şu 10 tane şeyimizin kenarı. Evet. Şu çizgimizi biliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Burada tamamladım. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar kafeslerimizin tam üstüne denk gelecek şekilde 10 tanesini yapıyoruz. Hemen yapalım. Göstereceğim şimdi size.
Artık çok bir şey kalmadı çantamızın. Kulp takma yeri de önemli. Orayı göstereceğim. Kulp nasıl takılır diye. Dikime falan uğraşmayacaksınız. Bu çanta kulplarla birlikte bir anda çıkacak arkadaşlar. Tek ip kıracağız bir yerde. Çünkü bir tarafını bitirip diğer tarafına başladığımız yerde. Daha sonra çantamızı kenarlarını birleştirme kulplar hepsi bir anda olacak. Pardon, yanlış yere baktım. Evet. Bez zincirimi çekip geri döneceğim şimdi. Evet. Şimdi geri döndük arkadaşlar. Şimdi şurada yaptığımız gibi 3 sıra araları 2 zincirle bütün direklerin başına yapmıştık. Bunda da artık çantamız bitmek üzere 4 sıra. Şurada göstereyim, 4 sıra. 1, 2, 3, 4 sıra kafes yaptıktan sonra bu uca gelince kulp takmayı göstereceğim sizlere. Birinci sırasını yaptık. İkinci sırasında yapacağız. Aralar 2 zincirli arkadaşlar. Sadece burada da bir püf nokta yine var. Şunun üstü 2 zincir çekeceğiniz için marullaşırsa şayet aralarda tek zincir çekebilirsiniz. Direklerin başını yaparken tek zincir arada onu rahatlatmak için ben öyle yapıyorum ama 3 ile 4. sıralarda kesinlikle 2 zincir araları çekerek çantamızı 4 sıra şu kafeslerden yaparak bitireceğiz. Şimdi bu ikinci sıraya geçeceğim. Şurada birazcık göstereyim. Anlattığımı umarım anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Bunun tam üstünde biraz burası sık olduğu için İki zincir yapacağız ya, yani arada tek zincir aralarda yapıp çantamızın burasını düz durmak için rahatlatabilirsiniz. Yani kiloş olmaması için. Ama şuradaki 3. ve 4. sırada son sıramızda kesinlikle aralar iki zincirle bitireceğiz direklerimizi. Bu arada sütçümüz de geldi. Şimdi arkadaşlar bunu bir kenara bırakacağım. Bu çantadan devam edeceğim. Çünkü bunun diğer tarafı yok. Bunun diğer tarafı hazır. Yani bu yaptığımız modelden iki parça yapacağız. Sonuna kadar yine göstereceğim ben şimdi sizlere. Bu iki sıra yapmışım. Kenarına 4 sıraya araları iki zincirle tüm direklerin artık bakın şunu aradan alalım. Şöyle göstereyim. Aynısı zaten. Şimdi iki sıra daha yapıp son sırasını geleceğim ve sonra size üst tarafını göstereceğim. 4 sıraya tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi 4 sıramızı iki zincirle tamamladım. 1, 2, 3, 4. Şuradaki işlemleri zaten anlattım sizlere. Çantamız şu şekilde tamamlandı. İpimizi tabii ki kırmıyoruz ve kulp şu yerimizi göstereceğim şimdi sizlere. Buraya geldik. 4 taneyi tamamladıktan sonra burası düz yerimiz zaten. Bakın şu dolgularımız düz yeri bize bakıyor. Şimdi burada bir sıra sık iğne yapacağız. Bütün boşluklarımıza bir zincir çekerek her boşluğa 2 tane ve 1 tane direğin başına şu şekilde arkadaşlar. Bakın burası da yine çok önemli. Burada da her sırrı her yere 2 tane yaparsak bir kiloşlanma olur. Yani ağız kısmımız bol gevşek durmaması için. Şimdi 2 tane yaptım. Bir tane başına yaptık. Araya bir tane yapayım. Bakın şu şekilde. Sonra direğin başına. Yani arada diğer yerlerde yaptığımız gibi çantamızın ağız kısmı düzgün durması için arada bakın
İki tane yapıyorum. Arada bir tane yapacağım. Şuralara da şu şekilde dolgunun üstüne gelecek şekilde sık iğnemizi güzel bir şekilde, bakın buraya bir tane yaptım. Yeterli geldi. Direğin başına bir, iki tane sık iğne, bir direğin başına iki sık iğne, hemen şuraya boşluğa, şu dolgumuzun üstüne, bir de şu yaptığımız başlangıç yerine bir tane araya, bir tane direğin başına. Yani şöyle düzgün şekilde durması için hep iki tane doldursaydım şuralarda bir kiloşluk olabilirdi. Bakın gidişata göre bir, iki tane sık iğne yaptım. Bir tane başına. Yani burayı dümdüz çıkabilmemiz için, bak şurada bir tane yapayım. Bir tane direğin başına, iki tane boşluğa, bir tane direğin başına, bu boşluğa iki tane. Yani bakın şu şekilde sık iğnemizi tamamlayacağız bu başa gelene kadar. Bir sıra sık iğnemizi, yani 3 sıra olacak zaten sık iğnemiz ağız kısmındaki. Bir tane şuraya yaptım. Ara ara bir, ara ara iki tane direğin başlarına da yaparak sık iğnemizi tamamlıyoruz. Direğin başlarına mutlaka yapmamız lazım. Boşluk olmasın arkadaşlar. Şu şekilde dümdüz dursun. İki tane yaptım. Bir de şu zincirin başına yaparak birinci sıradaki sık iğnemizi tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir çekip geri döneceğiz arkadaşlar. Kuplarımız tam şu aradaki üç tane vardı ya, tam orta yerlerine gelecek şekilde kuplarımızı buraya ayarlayacağız şimdi arkadaşlar. Kuplarımızı da zaten şimdi göstereceğim takmasını. Şimdi bu yaptığımız sık iğnenin üstüne sık iğnemizi devam ettireceğiz. Şu araya gelince de kulpumuzu takacağız. Şuraya zaten yapmıyoruz her zamanki gibi. Yani buraya yaparsak ilmekler artmış olur. Çünkü bir tane zaten burada ilmeğimiz var. Hemen şuraya sık iğnemizi yapıyoruz. Bunun üstüne yaptığımız sık iğneyi elimizi biraz daha sık tutalım ki arkadaşlar ağız kısmımız çok güzel kip dursun. Burayı biraz daha sıkarak örüyorum. Bütün ilmeklerin arasına sık iğnemizi yaparak gideceğiz. Şu şekilde. Biraz sıkalım elimizi. Bakın daha muntazam duruyor arkadaşlar. Potluk olmasın diye. Şimdi 4 tane ilmekle bu kulpumuzu tutturacağımız için şuraya geldik. Şurada 1, 2, 3, 4 tane, bakın şurada tam direğin başlarıyla itibaren 4 tane ilmek var. Bu 4 ilmeğe şimdi kulp takacağım. Nasıl mı? Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Burası çantamızın ters yüzü. Düzden başlamıştık sık iğnemizi. Şimdi şu şekilde tutuyoruz. Kulpumuzu aldık. Arkada duracağı şekilde
düz taraf burası olduğu için arkada duracak şekilde şu ilmeğimizi battık ve çantamızın kulpunun içinden geçirip sık iğnemizi yapıyoruz. Bu bir. Tekrar ikinciye takıp çantanın kulpundan itibaren çıkartıp ikinci sık iğnemizi yaptık. Üçüncüyü de yapıyoruz aynı şekilde. Ve şu dördüncüyü de dört tane ilmekle çantamızın kulpunu tutturduk. Şu şekilde. Şöyle olacak. Şimdi yanındakine devam ediyoruz. Sıkı bir şekilde sık iğnemizi yapmaya. Bakın. Kulpumuzu takmış olduk. Şimdi üstüne bir sıra daha gideceğimiz için daha güzel anlayacaksınız. Şu diğer tarafı da yapacağız birlikte şimdi arkadaşlar. Sıkı bir şekilde şu diğer üçlü yerimize, yani şunun ortasına gelecek şekilde diğer kulpumuzun tarafını takacağız. Sık iğnemizi devam ediyoruz. Sadece bu çantayı yaptık, ipimizi kırdık. Daha sonra bunu yapıp da buna birleştirene kadar da kulplarımızı takıp arkadaşlar ipimizi öyle kıracağız. Yani tek ip kırmış olacağız bir çanta bitirene kadar. Evet, diğer ortaya geldik. Üçlünün ortasına bakın, burada da 1, 2, 3, 4 direkle birlikte 4 tane ilmeğimizi şu şekilde tuttuk. Şimdi bunu buraya takmıştık. Diğer ucunu da arkada tutacağız. Şu şekilde. İlmeğimizi buradan soktuk. Çantamızın kulpundan aldık ilmeğimizi ve çektik. Sık iğne. İlmek almıyoruz. İkinciye geldim. Taktık. Üçüncüyü de taktık. Dördü de taktık. Ve çantamızın kulpları da takılmış oldu. Umarım anlatabildim burayı arkadaşlar. Zaten videoda da görüyorsunuz nasıl yapıldığını. Şimdi diğer uca gelene kadar sık iğnemi sıkı bir şekilde tamamlayacağım. Sona geldik. Bir zincir çekip diğer tarafa döndürdük. Bakın, kulpumuzu taktık. Şimdi bir sırada dümdüz her bir deliğimize sık iğnemizi yapacağız. Ben size şimdi tek tarafı göstermiş oldum arkadaşlar. Bunu yapıp ipinizi kırıp diğer tarafını yapıyorsunuz. Diğer tarafını da aynı şekilde, farz edin ki bu benim yaptığım gibi ikinci tarafı yapıyorsunuz. Diğerine de kulpu böyle takıyorsunuz. İkinci parçayı yaparken de şu uca geldiğimizde diğer tarafla birleştireceğiz. Her ilmeğimizin başına sık iğnemizi yaparak devam ediyoruz. Bakın burada kulpumuzun yerine geldik. Yine aynı şekilde aralarına 4 tane yapmıştık. 4 tane sık iğnemizi yaparak normal örüyormuşuz gibi
Sık iğnelerimizi. Bakın. İşte kulpumuz. Şöyle yaptığınız zaman, zaten döndürdüğünüz zaman çantamız, kulpu da hazır olacak. 3 sıra sık iğnemiz var ağız kısmında. Bir boş gidiyoruz. Orta yerine kulpumuzu takıyoruz. Üstüne tekrar bir kere daha sık iğnemizi yapıyoruz. Bu kadar. Sona geldik. Bir zincir çektik, burada bıraktık. Şimdi çantamızın diğer tarafı da hazır oldu arkadaşlar. Yani şu şekilde. Bakın, kulplarımız bu şekilde düzeldi. Kulplarımızı böylelikle takmış olduk. Bu tekniği her kulpta deneyebilirsiniz. Kulpunuz böyle olduktan sürece takarken bu şekilde takabilirsiniz. Şimdi çantamızın bu düz yeri arkadaşlar. Diğerinin de ters yerini getiriyoruz. Burası ters yeri. İki ters yeri içe gelecek şekilde şu şekilde tuttuk. Düzler bize bakıyor. Şimdi burada iki zincir çektim. Diğerinin tam uç kısmına gelecek şekilde milüsta almıyoruz. İlmeğimizi geçirdik. Aralarda iki zincir çektim. Diğer şu hemen görmüş olduğunuz sık iğnenin dibine ilmeksiz geldim tekrar. İki zincir çektim diğer karşıya. Aynı yerin tam karşısına. Bir, iki zincir çektim. Hemen buraya yapmış olduk zaten şunu yaparak. Şu boşluğa. 1, 2. Şunu yapmış olduk zaten. Direkt karşısındaki boşluğa. 2 zincir çekerek aralara arkadaşlar. 1 bu boşluğa. 2 zincir çekerek diğer boşluğa. Hiçbir boşluk bırakmadan ilmeksiz çantamızı bu şekilde birleştiriyoruz. Aralar 2 zincir, bir bu boşluğa, 2 zincir çekip diğer boşluğa. Hemen bu şekilde bakın tuttuğumuz zaman çantamızın birleşme yeri de böyle olmuş olacak. Diğer tarafa şu uca gelene kadar bir o delikten bir o deliği iki zincirle ilmeksiz sık iğneyle tutturacağız. Sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar size, bakın. Birleştirme yerimiz de burası. Şuralara geldik. Şuralara. Belki içeride yanlışlıkla yaptığınız bir ilmek birinden fazla veya eksik olabilir. Şu kenar kısmının denk gelmesi için. Şuradan sonra bir oraya bir oraya yaptığınız zaman şurayı bir tutun. Bakalım ilmekleriniz denk mi geldi? Farz edin ki bir tanesinde fazla geldi. Hemen onu atlayın. Arada hiç gözükmeyecek, merak etmeyin. Ben size denk gelmezse diyorum. Belki yanlışlık yapabilirsiniz arada. Onun için üzülmeyin. Buraya getirmeyin o fazlalığı. Şu arada bir tane mesela şuradan şuraya gelmeniz gerekiyorken şuna gelirsiniz. Bu arada kaybolacak arkadaşlar. Bu kadar. İki zincirle tam bu uca gelene kadar devam edin. Bir oradan bir oradan.
Evet arkadaşlar, sona geldik. İki zincir çekip karşıya. Son bitirmeyi de göstereyim size. Hemen şuradan diğer tarafta yaptığımız gibi ister şuraya gelin bir kere daha. İki zincir çekip diğer uca, şu iplerimizi kaybedeceğiz zaten. İki zincir çekip de diğer bu uca batıyoruz, kaydırıyoruz içinden. Bir zincir çekip çantamız bitmiş oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın bu şekilde çantamız bitiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bu çantamızda şöyle bir şey var. Bu bitmiş hali çantamızın. Eğer ki boncuklu olmasını istiyorsanız çoğu insan, çoğu ki hanımlarımız sade tercih ediyor. Eğer boncuklu olmasını istiyorsanız tahta boncuklar var rengarenk. Kalın yorgan iğnesi, ben gün iğne kullanıyorum plastikten. Boncukların geçebileceği şekilde ipinize takıp o tahta boncukları buradan İçlerinden geçerek şu dolgu olan yere bir sıra, ara ara boşluklara, bir de şu dolgu olan yere boncukları dikiyorum. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Tahta boncuklarla süsleyebilirsiniz. İsterseniz sade de kullanabilirsiniz. Umarım güzel, zevkli bir anlatım olmuştur. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Hepinize kolay gelsin.